Hepinize merhaba, ben Alican ve bugün arkadaşlarla birlikte car parking serisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün karşınızda Porsche'la geldim arkadaşlar. Yeni arabam Porsche. Aslında yeni değil yani, bu Porsche zaten vardı. Ama modifiyesini değiştirdim. Böyle parlak siyah, sade bir tasarım yaptım. İşte jantları yanak ekledim. Beyaz. Bir de polis yaptım arkadaşlar. Bir de üstüne 1695 beygir yaptım. Araba fişek oldu. Ben artık bu arabayı görürseniz yani bir beğeninizi alırım. Şimdi abi şöyle yolun başına gidip hız testi yapmak istiyorum öncelikle arabamıza. Sonra da vakit kalırsa millet yarışacağım. Garajımdaki en hızlı arabalardan birisi, hatta direkt en hızlı diyebilirim. Şöyle zaten hızından da anlaşılacağı gibi baya uçuyor yani araba. Adamlar uçan araba yapmış. FP selam. Aa, pro. Pro kardeşim, selamlar. Selamlar. Selam. Oğlum ben niye buna bastım ki? Ah, videoya bastım yanlışlıkla. Abi tamam, istemiyorum video. Vallahi vazgeçtim. Oğlum jant niye dönüyor sürekli ya? Bak, sinir oldum ha. Video istemiyorum. Evet, bekliyoruz. Ha. Sonda hallettik ya. Aycan abi neredesin yazmış. Videodayım. Evet. Bunu görünce bayağı beğenecekler bence. Adamlar yazacağız diye kaza yaptık. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Şimdi şöyle yolun başına geçelim arkadaşlar. Şuradan karşı şeride geçip yolun başına geçelim. Evet, burada falan bence başlayabiliriz abi. Tamam, sakin sakin. Evet gençler, başlıyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Abi uçuyor ya. Gerçekten. Arabanın gearbox'ını falan video sonunda gösteririm arkadaşlar isterseniz ve jog ayarını da değiştirdim kaymaması için. Araba şu anda yola bayağı iyi tutunuyor. Hani bakın gördüğünüz gibi virajlardan falan bile. İşte oyun kasmasa göstereceğim viraj performansını da. Yani yalandan güncelleme ile optimizasyonu düzelttik falan filan diyor. Bu mu optimizasyon? PowerPoint sunusu gibi oyun oynuyoruz. Neyse. Evet gençler, 400. 440. 450. Ben 500 göreceğine inanıyorum bu arada. 500'ü var bunun. 70. 80. Kardeşim, bebeleri pistten alalım lütfen. Lütfen bebeleri pistten alalım. Sen bir çık. 490. 93. Hadi abi. Hadi abi. 93'te kaldı. 94. Evet, şöyle hafiften bir arabayı kırdık. Abi 93. Yani zorlasak 500 olur mu? İyi olmasın. Hop. Evet, 494 arkadaşlar. Arabamızın şu anki mevcut en yüksek hızı. Şimdi bir de drag'da görelim. 400'lük bir de bu haritada sanırım 3000'lik şey var. Higway'da girdim. Aslında herkes burada gördüğünüz gibi. Şurada toplanmış. Gidelim abi yanlarına. Bir yarış teklif edelim. Bakalım ne diyecekler. 1695 beygirlik Porsche'ma ne diyecekler, merak ediyorum ben de. Şu oyun kasmazsa şöyle arabayı toparlayacağım. Gördüğünüz gibi yani kontrolü iyi arabanın. Toparlıyor öyle, hemen salmıyor kendini. Şimdi aha gelmişiz. Dur. Şu karşı yarıda geçelim. Evet.
Şimdi kim istiyor abi yarışmak? Evet, şurada dişimize göre bir rakip bulduk sanırım. Evet, başkasıyla yarış isteği atmış sanırım. 609 beygir mi? İyi de biz bunu zaten yeneriz ki. Tamam, senle işim yok kanka. Ben daha yüksek başka 1600'lükten mesela var mı? Başka 1695 beygir mesela. Sen gel Toyota. A GTR sen gel, tamam. Evet, GTR kabul etti arkadaşlar. O da 1695 beygir. Ben de 1695 beygir. Şartlar eşit. Bakalım ne olacak. Evet. İkimiz de lastikleri yaktık. Evet, bakalım kaç olacak sıfır yüzümüz. Evet, GTR geçti gibi. Bakalım. Ah be, çok az bir farkla sıfır yüzüm. Sıfır yüzüm GTR'dan daha iyi. 1.23 ama onun 100-200 daha iyi. 2.27. Restart diyor. Tamam, gel bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Gel. Gel abi, 3 kilometre. Ha, vallahi kabul etti lan. Yani 3 kilometre lastik yakmaya gerek var mı bilmiyorum. O istiyorsa yaksın. Hadi kardeşim, hadi. Bekleyen var, haydi. Evet. 100-200 onun daha iyi zaten. Ama belki ilerleyen hızlarda geçebiliriz. Öyle bir avantajımız olabilir. Bakacağız. Evet, araba hafiften bir yalpalamaya başladı. Toparladık ama. Evet, adam da bu arada kaza yapacak gibi olmuş. Adam da... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 kilometrede tokatladık, böyle çat 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 yaptık. 0 yüzümüz o 1.14 yapmış. Ben 1.35 çünkü lastik yakmadım. Ve evet, son hızım daha iyi. Tekrar istiyor. Şimdi bir kere o kazandı, bir kere ben. Bu yarışı hangimiz kazanırsa o artık genel olarak kazanan olacak. O yarıştan çıktı. Peki abi, seni paşa gönlüm bilir. Ha, bir daha yarışmak istiyor. Tamam, gel. Niye yarıştan çıktın ki o zaman kanka? Lastik yakmayacağım ya. Of, dur abi yazmış birisi. Kardeşim her masada varız yani, biliyorsun. Evet. Şimdi o bizi geçecek. Hatta şöyle böyle yapalım kamerayı. Evet, GTR kaza yaptı arkadaşlar. İşte GTR'ın max kontrolü. Gördüğünüz gibi benim Porsche'ma maşallah aslan gibi yani. Aslan gibi dedik, bak nazar değdi. Niye sağ sol yapıyor onu da anlamıyorum arkadaşlar. Yani çok hafif olduğu için falan mı acaba? Evet arkadaşlar, üçüncü kez de sapladım. Artık hakkının, konuşma hakkının olmadığını düşünüyorum. Yani evet, o da komik bir espriydi. Şimdi başka kişilere geçelim abi. Hemen dişimize göre başka bir rakip bulalım. Kaza yapıyorum yazmış. Doğru, yani kaza yapmasa alır beni. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim arkadaşlar, başka yarışacak kişiler bulalım. Yani bu videoda full yarışacağız böyle. Aha, buggy buldum. Ya dur, şu önde şey var. Öndeki araba ne? Nissan GT-R nesil kasası. Oo, burada toplanmış millet. Kim istiyor yarış yapmak? Pro, gel. Pro kardeşim, biliyorsunuz ki uzun zamandır izleyicim. Bayağı emektar olduk onunla. Buradan kendisine selamlar olsun. Evet, ilk önce bir lastiğimizi yakalım. Lastik yakmadan biliyorsunuz ki olmuyor gençler. Bu arada benzinim yok, ben kaybedeceğim. Yol ortasında benzin biterse.
Evet, benzin bitti. Ama yine de kazandık arkadaşlar. Çünkü 0 yüzüm ve 100-2 yüzüm Pro'dan daha iyi arkadaşlar. Tekrar yapmak isterse tekrar yaparız. Şöyle benzin alayım da. Kim bu abi? Gel kardeşim, gel senle de yarışalım. Evet, senle de yarışalım. Benzini fulledik. Kendime güveniyorum. FP sapladı bana yazmış. Kardeşim estağfurullah, sapladı demeyelim de yendi diyelim yani. Sapladı falan ayıp oluyor yani. Hiç. Evet, sanırım bu topaşı da bakalım abi sıfır yüzümüze. Sıfır yüzüm 1.17 arkadaşlar. 7.99'da bitirdim yarışı. Sıfır yüzüm 1.17. Bu rekor gibi bir şey olabilir herhalde. Evet kardeşim, sana da güle güle diyoruz. Ve bir sonraki hedefimize geçelim artık. Şurada bir buggy gördüm, dur. Bekle bekle. Aa, GTR var. Dur bakalım. Bu Pro zaten, değil mi? Aynen, bu Pro. Pro ile yarıştık. Şu Toyota benim gözüme güzel geldi. Umut Aydın. Ama beygiri düşük ya. Yok, yarışmayalım ama beygiri düşük. Evet, şurada bir GTR var. GTR ile mi yarışsak acaba? GTR geçiyor muyuz? Abi oyun niye bu kadar kasıyor ya? Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Optimizasyon sıfırın altında, eksi bir derece yani. Evet gençler, benimle yarışmak isteyen var mı? Şöyle bir buggy istek atalım. Tamam, sana istek atalım. Ha bir dakika, biz bu GTR'la zaten yarışmıştık. O sen gel. Player 310. Bak 1695 beygirlik Audi'si var. Onunla bir yarışalım biz. De yarış isteği atamıyorum. Yarış isteği niye atamıyorum abi? Arabanın daha uzun etmişiz. Şu anda GTR yarış isteği attım diye başkasını atamıyorum. Öyle bir saçmalık var sanırım. O adam Lambo ile gelmiş. Gel abi. Lambo ile geldim. Bakalım bir şey değişecek mi? Şöyle tekrardan lastiğimizi yakalım. Tekrardan AVD'ye aldık. Ve bakalım Lambo vs Porsche kim kazanacak? Evet. Yani bunu harbiden sapladık arkadaşlar. Şimdi mütevazı olamayacağım. Evet, sıfır yüzümüz kaç abi? Yine 1.17 yaptık. 1.17 7.95'te bitirmişim. 100-200'üm de 2.72. İyi. Gayet iyi. Tüh la, gaz kestim yazmış. Ha, gaz kestiği için yenemedi. Ha, o zaman gel bir daha. Gel bir daha bakalım, bu sefer de yenebilecek misin? Hani gaz kesmiş ya. Beyefendi. Bakalım. Hatta sana lastik bile yakmayacağım. Gel. Biraz böyle de küçümsemiş gibi oldum ama. Arkadaşlar gerek yok gördüğünüz gibi lastik yakmaya. Büyük ihtimalle 0 yüzün 1.50 falan olacak şimdi lastik yakmadığım için. Ama yine de tabii ki de. O 1.38, iyi yapmışım lan yine. İyi. Evet, bu sefer de gaz kesmedin inşallah kardeşim diyoruz ve artık sıradaki, az daha yeniyordun mu? Yani kardeşim yarım saniye fark var, nereye az daha yeniyordun? Neyse. Evet şu, abi şu buggy'yi merak ediyorum. Buggy'ye karşı acaba yenecek. Ne oluyor oğlum, dünyanın aşağısına attı beni. Tamam. Evet, buggy'ye karşı lastik yakalım yani arkadaşlar, belli olmaz. Ki büyük ihtimalle saplayacak bu arada.
Öyle bir şey yani, buggy'yi de yenersek zaten yuh. Yani. Çünkü araba 500 kilo arkadaşlar, hafif yani. Tamam 500 değil, 800 falan büyük ihtimalle de. Hafif yani, onu demeye çalışıyorum. Aa, hile bu. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar hile bu ya. Son hızı 420. Yürü git ya. Adam hile yapmış arabaya. Konuşuyor boş boş. Ya son hızı 420 arkadaşlar. Öyle bir şey hani teknik olarak mümkün değil. Adam kaya kaya 420'ye çıktı. O tabii ki de hiledir yani. Şurada bir Range Rover var. Range Rover mu ne bu? Ya bununla yarışmak biraz küfür gibi olacak. Adamın arabası ağır zaten. Yenemez bizi. Evet, reddetti zaten. Şöyle bakalım başka saplayacak birisi var mı? Şu anda bize bir tek buggy saplayabildi. O da yani siz yorumlara yazın arkadaşlar. Hile mi değil mi? Bence hileydi o araba. Yani 420'ye çıkamaz abi 400 metrede. 400 metrelik yarışta 420'ye çıkamaz yani. Böyle bir şey yok. Hani 0-100'ü 1 saniye okey. 100-200'ü 1 saniye, o zaten saçma. Bir de 420'ye çıkıyor. Şu Mercedes'e istek attım ama kabul etmedi. Ha, 900 beygir çünkü. Adam bizle kapışamaz ki. O doğru. Yine de kabul edebilirsin ama ya. Evet. Oo, şu araba kim? Şu araba kim? Gel buraya. Gel buraya Supra. Evet. Arkadaşlar işte asıl dişli rakibimizi bulduk. Kaç beygir bu arada Supra? Ya 1600 falan da büyük ihtimalle. Bayağı modifiye falan yapmış. Uçak uçak koymuş. Güzel yani kardeşim. Yakışıklı bir araba. Oho Supra, sen bir saate gelemedin kanka. 0 100'ü 3.87. 100 200'ü 1, bak 100 200'ü çok iyi 1.95. Ama 100, 0 100'ü 3.87 yani berbat ötesi kardeşim. Sen o sen Supra'yı bırak yani. Sen Supra sürme. Ulan bu adam yine mi istek atıyor? Gel gel kardeşim gel. Cidden bu arabayla mı yeneceksin beni? Ben sana lastik bile yakmam. Ben sana lastik bile yakmam kardeşim. Sen beni bu arabayla yen. Yani olması gereken bu. Adam Jeep'le Porsche kafa tutuyor ya. Evet arkadaşlar, bir videomuz daha sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi odadaki bütün herkese sapladım. Şey hariç, buggy hariç. Yani buggy hile olduğu için onu pek saymıyorum ama onu saymazsak herkese sapladım diyebiliriz arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arabamı beğendiniz mi? Yani hem hızlı olarak hem genel görünüş olarak. Yoruma lütfen yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.